Çekim yasası üzerinde 50 yıl boyunca her gün çalıştım. Ve sizi temin ederim ki çekim bir yasadır, kabul ediyorum, ama ikincil bir yasadır. Anayasa, yani birincil yasa, titreşim yasasıdır. Titreşim yasası evrenin temel yasalarından biridir. Her şeyin hareket ettiğini, hiçbir şeyin dinlenmediğini söyler. Biz kelimenin tam anlamıyla hareketler okyanusunda yaşıyoruz. Her şeyin birbirinin ifadesi olduğunu biliyor musunuz? Yapraklar ağacın, çimento binanın, giysiler vücudun. Bunların hepsi enerjidir. Ama farklı seviyelerde titreşimleri olan enerjilerdir. Bedenimiz çok yüksek hızda titreşen moleküllerden oluşan bir yapıdır. Beynimiz elektronik değişim istasyonudur. Beyniniz düşünemez ama siz beyninizle düşünürsünüz. Arada fark vardır. Elimi hareket ettirerek yüzüme götürmem için beyin hücrelerimi aktive etmem gerekti. Bir titreşim oluşturdum. Güzel bir fikir oluştururken fikri bilinçaltınıza koyun ve bütün dünyanız değişsin. Kendinize bir hedef oluşturursanız ve hedefinizle duygusal bağ kurarsanız ne olur biliyor musunuz? Bütün hareketleriniz farklı bir titreşim yayar. Her şey birbiriyle ilişkilidir. Geçtiğiniz o frekans evrenin tamamından ihtiyacınız olan şeyi çekmeye başlar. Çekeceksiniz çünkü kanun üzerine bu işi yaptınız. Enerjiyle çalışıyorsunuz. İşte çekim ve titreşim yasası budur ve onun hakkında konuşuyoruz. İstediğinizi düşünün ama dışarıdan içeriye değil, içeriden dışarıya düşünün. Kendinize büyük bir hedef koyun ve duygularınızı da konuya karıştırın. Bu hedefin ne olduğunun hiçbir önemi yok. Sadece ne düşündüğünüzün önemi var. Bu sizin içinde bulunduğunuz titreşimi kontrol eder ve bu titreşim de çekimi hazırlar. İnsanlar dua et ama aynı zamanda harekete de geç derler. Birçok insanın neden karar alamadığını biliyor musunuz? Çünkü hedeflerine nasıl varacaklarını bilmiyorlar. Onlar hedeflerine ulaşacakları kısa yolları tercih ediyorlar ve bu yüzden hayatları hiç değişmiyor. Burası çok önemli, tüm dikkatinizi bu konuya vermenizi istiyorum. Kendinizi düşünün. Kocaman bir enerjisiniz ve frekanslar üzerinde bir şeyler yapıyorsunuz. Çevrenizde enerji parlıyor. İçinde yaşadığımız bu fiziksel beden kocaman bir enerji. Ama biz bugün fiziksel olmayan taraf hakkında konuşacağız. Frekans titreşimin seviyesidir. Genel titreşim evrenin doğal bir kanunudur. Her şey titreşir, hiçbir şey durmaz. Hareket okyanusunun içinde yaşıyoruz ve sonsuz sayıda frekans var. Ben frekansların en yüksek işlevi yapabileceğini düşünüyorum. Gerçekten dikkatinizi vermeniz gereken nokta burası. Eğer bunu anlarsanız ve doğru bir şekilde iletişim kurarsanız hayatınız değişebilir. Benimki gerçekten değişti. Frekans üzerinde düşünüyoruz ve düşündüğümüz frekanslar aldığımız sonuçları bize kabul ettirmeye çalışıyor. Burada oturuyorum ve onlar al sana sonuçlar diyor. Birisi ben gerçekten zengin olmak istiyorum. Peki sen gerçekten ne olmak istiyorsun demişti. Biliyor musunuz çoğu insan hiçbir şekilde yaşamak istediği gibi yaşayamıyor. Yaşamak istedikleri evde yaşamıyor, gitmek istedikleri tatile gidemiyor, binmek istedikleri arabalara binemiyorlar. Çünkü cebinde ne kadar parası olacağını dahi bilmiyorlar. Ve bunu nasıl yapabileceklerini de bilmiyorlar. Kendinize koyduğunuz hedeflerin bir ucu gökyüzünde olursa, gökyüzüne baktığınızda hiçbir şey göremezsiniz. Steve Jobs'ın bu konu hakkında çok güzel bir sözü var. İleriye bakarak noktaları birleştiremezsiniz. Bunu sadece geriye bakarak yapabilirsiniz. Bu yüzden noktaların gelecekte bir şekilde birleşeceğine güvenmelisiniz. Einstein kutsal kitap hakkında der ki, eğer görülmemişe bakacaksan yüksek yeteneklerini kullanman lazım. Biz bu yetenekleri geleceğe bakarken kullanabiliriz. Biz geleceğe hayal ederek de gidebiliriz. Kendimizi istediğimiz yerde görüp ve bunu da şu ana getirebiliriz. Ve olmak istediğimiz kişi gibi davranabiliriz. Biz insanlar bir takım kararlar alırız. Örneğin tatilde şu bölgeye gitmek istiyorum gibi. Daha sonra şimdi değil, elime para geçince bu planı yapacağım diye erteleriz. Ama tatil planı yapmak için paraya ihtiyacınız yoktur. Kendi işimi kurmak istiyorum derler ama her şey yoluna girinceye kadar ertelerler. Kusura bakmayın ama hiçbir şey yoluna girmeyecek. Karar vermeniz lazım. Eğer şimdi karar verirseniz her şey değişmeye başlar.
Eğer gitmek istediğinizi söylediğiniz yere gitmek istiyorsanız o frekansa geçmelisiniz. Siz o hedefi elde etmeyi düşünmüyorsunuz ve gününüzün sonuçlarının tekrarlanmasına izin veriyorsunuz. Aynı şekilde düşünmeye devam ettiğiniz sürece tekrar ve tekrar aynı sonucu alacaksınız. Düşüncelerinizi daha yüksek seviyedeki frekansa çıkarmalısınız. Çünkü bir kez o frekansa geçtiğinizde aklınıza gelen düşünceler veya başınıza gelen olaylar sizi oraya götürecektir. Bir şeyi başarmak için sağlam irade yüksek yeteneklerden birisidir. Einstein şöyle der: İrade, senin diğer her şeyi göz ardı edip tek bir şeye odaklanmanı sağlama yeteneğindir. Peki bu yüksek frekansa nasıl çıkarız ve oraya çıktığımızda ne yapmalıyız? İlk olarak oraya gideceğinize dair karar vermeniz gerekiyor. Zihniniz ve düşünceleriniz aynı frekansa, yani hedefinize odaklanmalıdır. Arkasında duracağınız bir karar vererek bunu yapabilirsiniz. Yapacağım şey şu demelisiniz: arkasında duracağınız bir karar verdiğinizde geri dönemezsiniz. Geçmişi geçmişte bıraktığınız an yüksek frekansta düşünmeye başlarsınız ve olmak istediğiniz kişi gibi düşünüp davranırsınız. İnanılmaz mı geliyor? Wright kardeşlerin yaptığı şey buydu ve bizi yeni bir vizyonla tanıştırdılar. Sir Edmund Hillary'nin yaptığı da buydu. Ben onunla çalışacak kadar şanslıydım. Auckland, Yeni Zelanda'dan bir arıcıydı. Everest'e çıkan ilk insan oldu. O dağın başına nasıl çıkacağını oraya çıkana kadar bilmiyordu. O, aklında tuttuğu o resme güvendi. O zaman sen de kendi aklında tuttuğun o resme güvenmelisin. Nasıl bir insan olmak istediğini düşünmelisin. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, teşekkür ederim.